Alanyum AVM spor ekranını sunar. Evet değerli izleyenler, bir spor ekranında daha birlikteyiz. Alanya Spor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. haftada adeta gol şov yaptı. Maça tutuk başlayan Alanya Spor 2. yarı adeta kabuk değiştirdi ve karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3 penaltı kazandı, ikisini attı. Biz de değerli konuğum Hüseyin Özcan'la birlikte Alanya Spor'u değerlendireceğiz. Yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ olun. Sizler? Biz deyiz hocam. Hocam hiç bekletmeden isterseniz maçın özetini izleyelim. Tabii. Onun üzerine yorumlarımıza devam edelim. Evet değerli izleyenler, Alanya Spor Kızılcahamam maçının ilk yarısı ekranlarda. Maçın hakemi Ekrem Gergincinin düdüğüyle Alanya Spor karşılaşmaya başlıyor değerli izleyiciler. Sol kanattan gelişiyor. Selçuk yaptı ortasını. Defans sonunda araya giriyor. Şimdi bir şut işte out. Çok tehlikeliydi. Erdi. Abdullah. Alper'in presi topu kazanıyor Alanya Spor. Geriye döndü. Onur. Sağda Ali Kuleli. Derinlemesine pas. Emre hareketlendi. Cezalarına girdi Emre. Defans son anda Taha ile uzaklaştırıyor. Pası isabetli değil. Araya Sebahattin girdi. Topu da kazandırdı arkadaşına. Şimdi 3'e 3 geliyor Kızılcahamam Spor. Etkili olabilir Kızılcahamam Spor atas. Orta cezalarına doğru defansa çarpan top. Şut işte laut. Erdi. %100 gol pozisyonu. Topu dışarı gönderiyor. 5. ve 6. dakikada Erdi ile yakaladığı iki pozisyonu değerlendiremedi. Pası Gökhan Kaba, derinlemesine pas. Efecan hareketlendi. Selçuk kademede taç. Alper kullandı. Efecan yaptı ortasını. Son müdahale defanstan köşe atış Alanya Spor'un. Ali işaret veriyor cezalarında. 4 Alanya Sporlu oyuncu var. 5 oldu şimdi. Paslaşarak kullandı Efecan'la. Ali ortası defansa çarpıyor. Ufuk. İkili mücadele. Alanya Sporlar topu kazandı derken maçın hakemi faulü işaret ediyor. İşaret geldi. Ali Kuleli yaptı ortasını. Gökhan Kaba vuramıyor. Seken top. Son anda dışarı gidiyor. Onur topa müdahale ediyor. Kerem. Efecan topu şimdi önüne alıyor. Efecan. Yücel. Efecan topu söktü. Efecan yerde ve penaltı. 31. dakika. Yücel Efecan'ı indirince maçın hakemi Ekrem Gergincı tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi maçın 31. dakikasında. İşaret şimdi geliyor. Burak Kaan Hoca şut, kaleci kurtarıyor. Tekrar Ulaş topu çıkarıyor değerli izleyiciler. Bir kez daha penaltı kaçtı Alanya Spor adına. Onur. Şimdi Alanya Spor hata etkili olabilir mi? Solda Burak Kaan Hoca. Efecan top istedi. Önünde boşluk. Efecan kaleciyle karşı karşıya ortaya çıkarırken Taha topa son müdahale yapıyor köşe atışı. Çok etkili geldi Alanya Spor. Ama Taha çok iyi kademeye girdi orada. Hemen kullandı Alanya Sporlar. Orta. Emre şutunu atıyor ve gol. Mükemmel bir gol. 43. dakika. Biraz önce sağ ayağıyla
yapamadığını bu kez sol ayağıyla çok güzel yaptı. Emre ceza alanının dışından 90'a topu taktı. Bu golle Alanyaspor Kızılcahamamspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 43. İlk yarı sonuncu Alanyaspor 1, Kızılcahamamspor 0. Alanyaspor Kızılcahamamspor karşılaşmasının ikinci yarısı konuk ekibin vuruşuyla başladı. İlk yarıyı Alanyaspor 43. dakikada Emre'nin attığı golle 1-0 önde tamamlamıştı. Taha erdi. Uzun bir top rakip alana doğru. Gökhan cezalarına giriyor, sol çapa şutunu atıyor son anda Ethem. 56. dakikanın son saniyelerinde koşuyor. Pası Ali Kuleli. Ali önünde Selçuk var. Ali yaptı ortasını. Gökhan kapıya doğru. Gökhan iyi vuramıyor. Son anda Ulaş. Gökhan Çırak topu kaybediyor. Emre. Gökhan. Emre. Sol çizgiden ceza alanına girmek üzere Emre. Gökhan takip ediyor. Emre yerde ve penaltı. Emre yerde ve penaltı. Gökhan Çırak da sarı kart görüyor değerli izleyiciler. Maçın 59. dakikasında. İşaretini verdi Gökhan Kaba. Topun üzerine doğru geliyor Gökhan. Ve gol. 60. dakikanın son saniyelerinde Alanyaspor Gökhan Kaba'yla 2-0 öne geçiyor. Kerem'le oynadı. Burak Kağan top istiyor. Şimdi ona doğru uzun bir top. Burak Kağan topu kontrol ediyor. Soldan cezalanan girecek. Pasını verdi. Kerem ortası. Hasan topa yükseklik kazandırdı. Top üstten dışarı çıkıyor. Köşe atçı. Şamil arka direğe doğru ortası. Süleyman vuruyor ve gol. Süleyman kafayla 73. dakikada topu alana gönderiyor. Alanyaspor bu golle 3-0 öne geçiyor. Süleyman'ın ara pası. Efecan. Aydın top istiyor. Bir kez daha Efecan. Burak Kağan. Aydın. Solda Efecan. Burak Kağan hareketlendi. Burak Kağan solda şutunu atıyor. Sonunda kaleciye dönen top. Alper yine çıkardı. Aydın şutunu atıyor ve gol. 80. dakika Alanyaspor 4-0 önde değerli izleyiciler. Şamil yerde. Maçın hakemi oynayın diyor. Emre. Şimdi Alper'e uzun bir pas. Alper kaleciyle karşı karşıya. Alper kaleci geçti. Alper yerde ve penaltı. Penaltı der izleyiciler. 83. dakika. Dakikaya girdik. Aydın. Şutu ve gol. Alanyaspor 5-0 öne geçiyor değerli izleyiciler. Aydın'ın penaltı golüyle. Top Şamil'den dönüyor. Aydın. Alper hareketlendi. Solda Burak Kağan var. Burak Kağan'a uzun bir top. Şimdi 3'e 3 geliyor Alanyaspor. Burak kaleye karşısına dönüyor. Şutunu atıyor. Yandan out. Cezalanda 5 oyuncu var. Yaptı ortasını. Emre kafayı vurdu. Şamil. Bu arada Ekrem Gerginci 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Alanyaspor 5, Kızılcahamamspor 0. Evet değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Evet hocam, Alanyaspor maça biraz tutuk başladı. Rakibin 2 net pozisyonu oldu. Alanyaspor'da pozisyon bulmaya çalıştı ama pozisyonlar pek gelişemedi. Ancak 20. dakikadan sonra Alanyaspor rakibi üzerinde baskısını hissettirdi. Alanyaspor'da
karşılaşmaya Timuçin'in yokluğunda Burak forvet arkasında başladı. Ancak maç içerisinde Ali, Burak ve Efecan sürekli yer değiştirerek rakibin dengesini bozdular. Bu da Alanyaspor adına güzel bir görüntüydü. Siz özel bir durum nedeniyle maça katılamadınız. İzlediğiniz kadarıyla, edindiğiniz bilgi kadarıyla bir ilk yarı değerlendirmesi alırsak Nasıl bir ilk yarı olmuş hocam? Söylediğiniz gibi özel bir nedenle bu müsabakayı izleyemedim. Kendi işimden dolayı başka bir yerdeyim. Evet, önemli haftalara şu anda girmiş bulunmaktayız. Bu önemli haftalar gerek bu yarışın içerisinde olan Alanyaspor, Altınordu ve Ankaragücü. Biz çünkü şampiyonluğu hedefleyen takım olduğumuz için yukarılar şu anda bizi ilgilendiriyor. Bu yukarıda şampiyonluğu hedefleyen takımlar için önemli bir haftalardayız. Tabii ki bu önemli haftalarda tabii ki oyuna iyi başlayamamak gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu son derece doğaldır, normaldir. Önemli olan oyunda yine bu kötü anda, iyi başlamadığınız anda oyunun kontrolünü elinizden kaçırmadan ya da oyunda geriye düşmeden o rakibin zayıf anını yakalayabilmek ve sonuca gitmek. Bunu da yapmaya çalışmış. Evet, ilk yarı itibariyle çok fazla pozisyonla takımımız oynayamamış. Bir gol bulmuş, işte bir penaltı kaçırmış. Rakibin de bizim kalemimizde üretmiş olduğu pozisyonlar var. Ama netice itibariyle baktığınızda ilk yarıya 1-0 önde girmiş. Artı bir de penaltı kaçırmış. Oyuna iyi başlayamamasını gayet normal karşılayabiliriz. Bu olabilir. Önemli olan oyunun ne diyoruz? Hep bitiş anındaki skor önemli olan. Oyunun zaten bütün bölümünü çok baskın bir karakterle elinizde tutma şansınız da yok zaten. Ha, oyunu bölüm bölüm stratejik olarak bölümlere de ayırabilirsiniz. Hocamız belki bunu da tercih etmiş olabilir. İlk yarıyı farklı bir strateji, ikinci yarı farklı bir strateji, rakibin bulunmuş olduğu konum, fiziksel ve mental anlamdaki durumunu göz önünde tutarak bu stratejileri de göz önünde tutmuş olabilir. İlk yarı itibariyle evet gözlemlediğimiz ortada bir oyun geçmiş. Ama buna rağmen yine 1-0 devre arasına girmiş. Hocam Burak Hoca karşılaşmaya forvet arkasında başladı. Pek alışkın olmadığımız bir noktaydı. 4 maçtır da Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle de ceza almıştı. Ancak Burak Hoca'nın orada olması kanatların birbiriyle sürekli yer değiştirmesini sağladı ve bu da aslında etkili de bir görüntü çizdi zaman zaman. Burak Hoca tarzındaki bir futbolcu forvet arkadaşında nasıl olmuştur sizce Burak Hoca'nın yapısına bakarsak? Şimdi bizim elimizdeki oyuncu mevcudunu forvet hattı bir kere Ali Kuleli, Burak Hoca ve Efecan sürekli değişken oynayabilecek. Yani bunlar sürekli hepsinin pozisyonlarını değiştirebilecek oyuncular. Ama bu üçlünün içerisinde kaleye sırtı dönük merkezden hücum edebilecek, forvetin santrforun arkasında oynayabilecek, sürekli oynayabilecek bir oyuncu mudur derseniz bence hayır. Kaan Burak Uca'nın müsabakalarını izleyerek edinmiş olduğum intibası şu: topu kontrol ettikten sonra, yüzünü kaleye dönme fırsatını bulduktan sonra etkin olabilen, koridorları iyi kullanabilen, driplik yapabilen, adam eksiltebilen tarzı ama sürekli santrforun arkasında oynayabilecek bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum. Zaten ama bu forvet hattı, işte Ali Kuleli, Efecan ve Kaan Burak Uca hattı
sürekli değişken oynayarak rakibin dengesini bozabilecek ve bunların bu değişimde takımın avantajı yakalayabileceği birçok pozisyonların doğacağını düşünüyorum ve bunda da başarılı olmuşlar zaten. Çok da başarılı olmuşlar. Hocam, bu arada hani o bölgeden konu açılmışken hemen belirtmek isterim. Ekrem topla birlikte çalışma, yani ilk defa topla oynamaya başladı geçtiğimiz hafta. Tedavi süreci gerçekten çok iyi geçti. Beklenenden 4-5 hafta önde gittiği söyleniyor. Bu da oyuncunun kendisine bakması ve disiplini sayesinde olduğunu belirttiler. Yani sezona 5 hafta kala, bitime 5 hafta kala belki tam olarak 90 dakika olmasa da sahada yer alabilecek düzeye geleceği söyleniyor. Kendisi de bunu biraz hırs yapmış. Ben biraz konuştum. Dönmek istiyorum diyor. Belki tam olarak oynayamasam da en azından topa bir vurmak istiyorum diyor sahada. İnşallah diyoruz. Buradan da onun haberini verelim. Ekrem'den de güzel haberler geldi. Hocam, bu da futbolcunun disipliniyle alakalı herhalde. Normalden yani çok çok önde. Faktörlerden bir tanesi. Yani oyuncunun fizyolojik yapısı, bir oyuncunun yaşama tarzı, oyuncunun mental yapısı, olaya bakış, çok çabuk dönmek istemesi, bu verilen tedavi sürecinin ona çabuk dönmesini, tabii ki bunların hepsi önemli faktör. Beslenmesi, yaşaması ve sahaya, işte antrenmanlarına başlaması. Bunlar oyuncunun birinci önceliği beyni, yani mental yapısı, kafa yapısıyla alakalı, psikolojisiyle alakalı. İnsan istediği zaman her şeyi yapabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Yani o zamanı, 6 aylık süreci daha öne çekebilecek. İşte söylediğiniz gibi normal sürecin bir ay önünde bulunduğunu söylemişler. Bu da hem takım için hem de Ekrem için son derece sevinçli, sevindirici bir haber olduğunu düşünüyorum. Hocam, ikinci yarıya geçersek, ikinci yarı biraz da şöyle diyebiliriz. Kalite farkı sanki ortaya çıktı. Yani ikinci yarı Alanyaspor'un her zaman söylediğimiz gibi hocam, kondisyon olarak gerçekten etkili bir durumu var. Bu yüzden de genelde hani kimisine göre şans olarak değerlendirilse de hani son dakikalarda penaltı kazanması ya da gol atması, pozisyon bulması, ben bunu doğrudan hani takımın fizyolojik yapısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle 50 ve 55-60. Dakikadan sonra rakip takım üzerinde Alanyaspor'un etkisi çok kendini gösteriyor. Bunu Bandırma'da gördük, Ankara Gücü'nde gördük. Geçen hafta, önceki hafta Buksaş'ta gördük, bu maçta gördük. İkinci yarı 4 tane gol attı Alanyaspor. 3'ü 80'den 75'ten sonra atılan goller. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Yani ben Alanyaspor'un fizik gücünün diğer takımlara oranla daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum bu konuda. Tabii ki. Şimdi geçen hafta Altınordu gibi çok önemli bir müsabakayı gözümüzün önüne getirdiğimizde, oyunun son bölümlerinde birçok pozisyon üretmiş, penaltı kazanmış ve sonra oyunun yine son bölümünde bir penaltı pozisyonu rakip ceza sahasında yakalamış ama değerlendirilmemiş bir karar var. Şampiyonla oynuyorsanız teknik kapasiteniz, fiziksel kapasiteniz mutlaka iyi olmak zorunda, üst seviyede olmak zorunda. Sizi rakiplerinizden öne çıkartacak olan, yeteneğinizi, kapasitenizi çıkartacak olan fiziksel gücünüzün sahada var olmasıdır. Eğer siz fiziksel anlamda rakiplerinizle mücadele edebiliyorsanız, onlardan bir adım önde olabiliyorsanız, sizin yaratıcı özellikleriniz ve kaliteniz oyunun sonucunu değiştirecektir, skoru tayin edecektir. Bu da bizim takım olarak en önemli özelliklerimizden bir tanesidir. Tabii ki her geçen hafta takım fiziksel anlamda bulunduğu konum itibariyle üzerine koyarak devam etmekte. Ve bunda da
geriye düşme. Yani bu düşünceden asla geriye düşmeden, geriye gitmeden bunun üzerine koyarak devam etmeli ki şu anda 3 takım kafa kafaya yarışın içerisinde devam ediyor. Ve çok önemli bir yarış içerisinde bu 3 takım ligin çok önemli 3 takımı. Bizim takımımızda bu yarışın içerisinde var olabilmek için, ligin sonuna kadar bu yarışı devam ettirebilmek için fiziksel anlamda da güçlü olmak zorunda. E işte şu anda ikinci yarı itibariyle rakibinden fiziksel anlamda üstünlüğünün ortaya çıkması ve ikinci yarıda geçtiğimiz zaman da anlatacağım izlediğim görüntülerden. Bundan önceki maçlarda, izlediğimiz maçlarda pek yapmadığımız orta sahayı oyun dışında bırakmadan, orta sahayı oyuna dahil ederek, orta sahadan küçük üçgenlerle, duvar paslarıyla, dripliklerle orta sahayı kat ettiğiniz zaman rakip savunmasının dengesini nasıl bozduğunuzu, rakip ceza sahasına nasıl girdiğimizi işte gördük. Ve bunları golle sonuçlandırdık, bunları penaltıyla sonuçlandırdık. Biz bunu daha çok yapabilecek bir kapasiteye sahip takımız. Bizim gibi takımların, kalite anlamında yüksek olan, şampiyonluğu hedefleyen takımların orta sahasının devre dışı kalmadan, yani orta saha takımı topu mutlaka oyunda yönlendirici rolünü üstlenmeli. Orta sahayı bypass etmeden, devre dışı bırakmadan uzun toplarla çıkma yerine mutlaka orta sahada üçgenler, duvar paslarını, merkez hücumları denediğimiz zaman işte birçok pozisyonların kazanılmış olduğunu ve bunu da sonuca çevrilmiş olduğunu görmek son derece sevindirici olduğunu düşünüyorum. Hocam maç 4-0'dı. Yani ama sanki maç 0-0 gibi ya da 1-0 yenik gibi muhteşem şekilde rakibine yüklenen bir Alanyaspor vardı. Hani 4-0 olmuş, oyunu rölantiye alalım, yormayalım kendimizi, dinlenelim gibi bir hava yoktu. Zaten 5 oldu penaltıyla. Ondan sonra yine bir gol kaçıyor dikkat ederseniz. Yani artık 90+1, 90+2 oldu. Alanyaspor hala yükleniyordu. Ben de bunun ilerisi için gerçekten güzel bir işaret olduğunu düşünüyorum. En azından bu, skora dayalı bir futbol oynamaması. Bu anlayış olması gereken ve böyle devam etmesi gereken bir davranış biçimi oldu. Alanyaspor karakteristik anlamda arzulayan, isteyen ve baskı kuran bir takım kimliğinden asla vazgeçmemeli. Yani oyun içerisindeki skoru, kendine yetecek skoru elde ettikten sonra farklı bir davranış biçimine girerse, ki bunu zaman zaman da yaptığımız zamanlar oldu. Bu doğru bir davranış biçimi olduğunu düşünmüyorum. Bu bizi geri düşünce anlamında ve oyun anlamında geriye götürür. Oyun anlamında siz bu oyunun 90 dakikalık bölümünün tamamını kullanmak ve değerlendirmek durumundasınız. Düşünce anlamında asla geriye gitmeden baskınızı, kontrolünüzü elinizde bulundurmak zorundasınız. Sizin bu saha içerisindeki takımın, futbolcularının saha içerisindeki arzulu oyunu, bu bir takımın moral motivasyonunun son derece yükseğe çıkmasını sağlayacaktır. İkincisi, seyircisinin takıma olan güveninin ve sevgisinin daha çok artmasına sebebiyet verecektir. Başka bir boyutu, görünmeyen boyutu, Alanyaspor'un bu oyun tarzının mutlaka diğer grup takımları tarafından takip ediliyordur. Bu da rakip takımlar üzerinde çok ciddi bir psikolojik baskı ve kabulleniş olarak geri dönecektir. Bu hem bugün için bu yapılan davranış, işte baskılı oyun tarzı, oyun içerisindeki skor ne olursa olsun lehinizde ya da aleyhinizde siz oyunu sürekli arzu eden, isteyen oyun takım olarak sahada bu duruşu gösterirseniz siz çok şeyler kazanıyorsunuz. Rakiplerinize de bu konuda çok büyük üstünlük sağlıyorsunuz demektir. Hocam şimdi 5-0 farklı bir skor. Şimdi bu, yalnız bu skorların
avantajının olduğu kadar dezavantajının da olduğunu zaman zaman gördük. Bandırma maçında 7 atan bir Bandırma'yı Alanyaspor orada yendi. Şimdi bu tarz durumlar bazen futbolcular üzerinde baskı da yaratabiliyor. Beklentinin artması ya da rehavetin gelmesi gibi. Nasıl bir hafta geçirmeli Alanyaspor Pazarspor maçına hazırlanırken? Şimdi bu gibi durumlarda ister mutlu bir hafta, ister üzüntülü bir hafta, hangi olursa olsun, işte bu süreci çok iyi yönetmek durumundasınız. Yani takımın sorumluları, futbolcular bu konuda eminim ki şunu söylemişlerdir. Yani bu müsabaka artık Kızılcahamam müsabakasının bitiş düdüğüyle beraber bittiğini ve o andan itibaren Pazarspor müsabakası karşılarına durmaktadır. Bu konuyla ilgili düşünce anlamında geriye düşeceklerine asla ihtimal vermiyorum. Çünkü burada bu yarışın içerisinde bulunan 3 tane takım, işte buradan bir tane birinci çıkacak. Şu anda 21. haftayı oynadık. Doğru değil mi? Evet. 22. haftayı oynayacağız. 23. haftada 26'sında 3 gün sonra oynayacak evet. Hocam. Şimdi burada şuraya gelmek istiyorum. Bu yarışın içerisinde lig bitene kadar geride kalan haftalarda düşüncede psikolojik anlamda, mental anlamda geriye düşen takım kaybedecektir. Rehavete işte kazanımlarının onun için artık yeterli olduğunu veya düşüncede bir eksikliğinin başlaması, yaptığı çalışmadan, antrenmanından keyif almama durumuna gelmesi, artık disiplinli yaşama tarzından farklı bir yaşama tarzına geçmeye başlayan takımlar burada kaybedecektir. İşte biz burada önümüzde duran haftaları yine aynı şekilde bugüne kadar nasıl gelmiş isek aynı şekilde devam ettirmek durumundayız. Kaldı ki oynayacağımız Pazarspor müsabakası gerçekten önümüzde duran çok ciddi bir müsabaka. Çünkü Pazarspor konum itibariyle şu anda düşme potasına girmiş bulunmakta. O yüzden ve ligin ikinci yarısı gerçekten daha da soğuk bir havaya gideceğiz hocam. Muhtemelen yağmurlu olacaktır. O yüzden takımımızın bu konuda rakip takımdan arzu ve istek bakımından geriye düşmediği süre içerisinde biz oradan yine kazanan olarak döneceğimizden hiçbir şüphem yok. Ama önümüzde çok zorlu bir müsabaka duruyor. Hocam isterseniz Sayın Mehmet Altıparmak'ın maç sonu açıklamalarını bir dinleyelim. Onun üzerine yorumlarımıza devam tabii edelim. Çünkü kendisi de kondisyonun önemini vurguladı. Alper'le ilgili birkaç cümlesi var. İsterseniz bir dinleyelim. Arkasından yorumlarımıza devam edelim. Evet değerli izleyenler, Alanyaspor Teknik Direktörü Sayın Mehmet Altıparmak'ın maç sonu açıklamaları dinleyelim. Maça biraz tutuk başladık. Belki havanın çok sıcak olmasından mı bilmiyoruz ama bir 5-10 dakikalık bölümde gerçekten kötü başladık. İlk yarının sonlarına doğru biraz hareketlendik. Özellikle penaltıyı gole çevirebilmiş olsaydık belki o anda takım kendi benliğini bulacaktı ama penaltıyı kaçırdıktan sonra ilk yarının sonlarına doğru golü bulmamız oyuncularımızın artık silkinmesi gerektiğini, çünkü ikinci yarının daha zor geçeceğini futbolcularımıza söyledik. Çünkü rakibimiz küme düşme potasında, çok puanlara ihtiyacı olan bir takım. Onlar da her şeyini vereceklerdi. İlk yarı böyle geçti zaten. Ama ben her zaman iddia ediyorum, bizim takımımız hem fizik kondisyon olarak hem mantalite olarak hem kalite olarak bu ligin en iyi takımı. Bunu da zaman ilerledikçe yavaş yavaş üstünlüğümüzü göstermeye başladık. Bunun neticesinde sezonun en farklı skorunu yakaladık. Bizim için seri maçlardan önce biz maç baş bakıyoruz. En önemli maç pazar günü oynayacağımız pazar maçı. Bütün hazırlığımızı o yönde yapacağız. Dediğim gibi pazar çarşamba pazar da olsa biz takım olarak buna hazırız. Alper'in de
kendi özellikleri ve yetenekleri var. Onu hem bulunduğu mevki hem de diğer mevkilere adapte ederek hem çalışarak Alper'den mümkün olduğunca yararlanmaya çalışıyoruz. Alper de bugün girdikten sonra çok iyi oynadı. Öne girdikten sonra çok iyi oynadı. Türkiye'yi arkaya çektik. Ya sadece ben Alper veya diğerinin performansıyla değil, bütün takımın performansıyla ilgileniyorum. Alper de öne geçtikten sonra gerçekten iyi bir performans sergiledi. Yani ilerideki maçlarda kullanabileceğimiz bir alternatifimiz daha. Evet değerli izleyenler, Sayın Altıparmak'ın açıklamaları da böyle. Evet hocam, açıklamaları dinlediniz. Sayın Altıparmak iddialı da konuşuyor. İddia ediyorum ki diyor 60. dakikaya kadar belki biz de başa baş gider ama takımlar ondan sonra bize çok kolay direnemezler gibi özetle bunu söylüyor. Siz neler söylemek istersiniz açıklamalarla ilgili? Yani hoca takımıyla ilgili en iyi resmi çekebilecek olan, resim ortaya koyabilecek olan tabii ki Mehmet Altıparmak. Ve de görünen o ki şu ana kadar gördüğümüz önümüze çıkan tablo fiziksel anlamda rakiplerimize oyunun ilerleyen dakikalarında daha çok üstünlük sağlayan bir takım görünümündeyiz. Ve bu ve bugüne kadar ve bugünden sonra da bunun devam etmesi gerektiği. İnşallah, yani temennimiz odur ki bu performans çizgisinin düşmeden devam etmesi. Üzerine koyarak. Çünkü teknik hiçbir zaman tek başına hiçtir. Fiziksel gücünüz yoksa teknik kapasiteniz bir anlam ifade etmez. Mutlaka fiziksel gücünüz teknik kapasitenizle, oyunsal anlayışınızla eşdeğer olmalıdır. Çünkü bugünkü futbol artık durağan oynanan bir futbol değil. Durağan oynayan takımlar zaten kaybeden takımlar. Tempolu oynayan, arzulu istekli oynayan takım olmak zorundasınız. Ki hedefi oynayan takımlar bu tarzı üzerine almak zorunda. Ki biz de bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Şu anda görünen o. Hocam Alper'le ilgili neler söylemek istersiniz? Sağ bekin önüne çıktı Türker'in girmesiyle 80. dakikadan sonra. Gerçi hani rakip de zaten oyundan düşmüştü ama yine iki golün hazırlamasını yaptı. Biri penaltı olmak üzere. Biri de Burak Uca'nın şutunda dönen topu Aydın'a çıkartarak bir asist de yaptı. Sayın Altıparmak onun için bir alternatif daha kazandık dedi açıklamasında. Peki siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Alper için? Alper gelecek için umut veren bir oyuncu. Ona tavsiyeleriniz var mı? Nelere dikkat etmeli? Şimdi hafta içerisinde U19 milli takımının burada bir kamp süreci vardı ve iki tane hazırlık müsabakası oynadı. Birçok oyuncuyu tekrar izleme fırsatı buldum. Bundan yaklaşık bir ay önce de 2B'nin ve PTT birincilik yapılan karmasının müsabakalarını izleme fırsatı bulduk ve ligleri de olabildiğince televizyondan ya da canlı olarak takip etmeye çalışıyoruz. Genç ve yetenekli oyuncu sayılarımız çok kısıtlı. Yani bu havuzda oyuncu potansiyelimiz çok dar. Var olanları en iyi şekilde kullanmak zorundayız. Bizim de elimizdeki en önemli değerlerimizden bir tanesi de Alper. Şimdi ben Alper'in gelecek anlamında birincisi şu, düşünce olarak rehavete hiçbir zaman rehavetle tanışmadığı süre içerisinde çalışmasını her gün bir öncekinden daha fazla yaptığı süre içerisinde çok daha iyi yerlere, çok daha üst liglere gidebileceğini, bunun için çok önemli kriterlere sahip ve bu kriterleri daha da geliştirmesi gerektiğini. Şu anki konumu yetmez. Şu anki değerleri yetmez.
bunun üzerine daha çok katması gerekecek. Oyun içerisindeki arzu, anlayış, hücumu ve savunmadaki arzu ve isteği son derece yerinde. Gelişebilecek bir oyuncumuz olduğunu hem kulübümüzün hem de Alper'in bu konuda şansı olduğunu düşünüyorum. Alper'in forvet hattında, kanatta oynamasından ziyade ben geleceğinin, istikbalinin şu anki oynadığı pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Ha bu hem savunmayı hem de öne oynaması geleceği açısından da bir avantaj da olabilir. Çünkü çağdaş, modern savunma bekleri topu kazandığınızda bir hücum oyuncusu gibi oynama özelliklerine sahip olmalı. Artık sabit oynayan savunma beklerine ihtiyaç yok artık. Eğer ileriye dönük Süper Lig ve milli takım hedefleri var ise bunları yapabilecek konumda olmalı. Ve şu anki konumunu da geliştirerek üzerine değer katmalı. Hocam, şimdi ekranlara ilginç bir görüntüyü getireceğiz. Yani ben kendi görüşüm olarak çok doğru bulmadığım bir olay. Ama tabii sizin de yorumlarınızı almak isterim. 5-0 biten maçtan sonra Kızılcahamam teknik direktörü takımı soyunma odasına göndermedi. Statta koşturdu. Bütün stadı, oynayan ve oynamayan bütün futbolcuları ceza verdi. Ceza verdi. Ve başka bir statta, başka izleyicilerin önünde zaten 7-5 tane golle birlikte morali bozulmuş bir oyuncu grubunun. Yani kötü de mücadele etmediler hocam gerçekten. Hani ellerinden geleni yaptılar ama sonuçta karşılarındaki takım da çok çok iyi bir takımdı. Statta koşturdu ve onların kendilerinin ne kadar utandıklarını ben yüzlerinden gördüm. Ezildiler. Bence hiç öyle hissetmemeleri de gerekiyor. Sonuçta bu spordur, olabilir. Ekranda zaten görüntüler hocam, izliyorsunuz. Şu an maç bitti. Alanyaspor içeri girdi ve futbolcular statta koşuyorlar hocam. Şimdi bu, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle. Bu oynayan takım mı yoksa tüm oyuncular mı? Bütün oyuncular hocam. Şimdi rejenerasyon antrenmanı yenileme çalışması mı? Yani hani yenileme çalışması olarak değerlendirirsek bu müsabakanın hemen ardından mı? Hemen ardından. Hiç yani çocuklar soyunma odasına gidip üzerlerini değişmeden. Yok direkt orada. Direkt ceza olarak mı göründü sence? Hocam ceza olarak arasında eğer, oynayan futbolcular da var. Şimdi ceza olarak eğer böyle bir uygulama içerisine girdiyse. Çünkü hiç konuşmadı onlarla, sert bir dille de bunu söyledi hocam. Hmm. Yani biz de yenileme olup olmadığını düşündük ama değil. Rejenerasyon değil. Değil. Ceza olarak eğer böyle bir düşünceyle oyuncularına böyle bir ceza vermenin çağdaş teknik adamlıkta asla yeri yok. Bu düşünce ve zihniyet artık ...1950'lerde kalmış. Çağın çok gerisinde olan bir düşünce. Eğer ceza olarak yaptıysa bunu, oradan yenileme çalışması söylenilen o oldu. Bu yenileme çalışması da eğer burada yapacaksa eğer, tribünler boşalır. Oyuncular içeri gider. Kıyafetlerini değiştirir. Ancak öyle yapabilirsin. Herkesin önünde eğer 5-0 kaybettiğin bir müsabakanın ardından oyuncularına böyle bir cezai müeyyide uygular isen siz teknik adam olarak takımınıza ihanet ediyorsunuz demektir. Cezai müeyyideler böyle değildir. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu tarz düşüncede olan teknik adamları da kabul etmiyorum kendi adıma. Çağın gerisinde kalmış, çağa ayak uydurmamış, gelişim süreçlerini tamamlamış,
tozlu raflar arasında olan insanların davranışlarıdır. Umuyoruz ki bize verilen bilgide ceza olduğunu söylediler. Ceza ise, çünkü oyuncu yazıklar olsun. Kim olursa olsun yazıklar olsun. Umuyoruz ki inşallah ki diyoruz ceza değildir. Oradaki evet. Futbolcuların psikolojisi önümüzdeki hafta düzelir. Çünkü ben hani yüz ifadelerinden, insanların mimiklerinden anlarsınız hocam. Evet. Ne düşündüklerini. Orada çekim yaparken yüz ifadelerinden hani hocaya anladım. Bir kızgınlık olduğunu ben fark ettim. Çünkü hani mücadele etmeyen bir takım değildi hocam. Gerçekten ellerinden geleni yaptılar ama güçleri bu kadar. Hani onlardan da çok olabilir. Fazla bir şey beklememek gerekiyordu. Bırak. Futbolun içerisinde bunların her türlü sonucun var olduğu, ister lehinize olsun ister aleyhinize olsun. Önemli olan şudur. Futbolcularınızın saha içerisindeki iyi niyetli davranışlarıdır. Futbolcunuz saha içerisinde kapasitesinin tamamını kullanmaya çalışıyor ise bundan daha büyük mutluluk olamaz bir teknik adam için. Yani bu sonuç 5-0 da olur, 1-0 da olur, 10-0 da olur. Abartıyorum. Ama herkesin bir gücü vardır. Gücü nispetinde bir şeyler ortaya koyacaktır. Siz teknik adam olarak yeni göreve başlamışsınız. Sizin göreviniz buradaki var olan olumsuz durumlar eğer var ise bunu görüp, tespit edip bunlar üzerinden çalışmalarınızı yapacaksınız. Oyuncularınıza bu tür psikolojik baskılarla ya da cezai müeyyidelerle siz takımınızda var olan eksikliklerinizi gideremezsiniz. Bu şu anlama geliyor bu davranışın karşılığı olarak. İhanet. Oyuncularınızın saha içerisinde var olan performanslarını sergilemedikleri ve bunun karşılığı olarak da takımlarına, giydiği formaya saygı göstermediği anlamına geliyor. Bu da bir sporcu için utanç verici. Bu beraber çalıştığı bir insanın oyuncuları için böyle bir düşünceye sahip olması oyuncular açısından utanç verici bir durumdur. Kabul edilemez bir durum olarak düşünüyorum. Onların suçu yok. Suç bu tarz insanlara görev verenlere. Hocam. Herkes, özür diliyorum. Herkes layığıyla yönetilir. Kendileri ne kadar kaliteli insanlarsa yanındaki insanlar da o kadar kalitelidir. Aynen dediğinize ben de katılıyorum hocam. Çünkü ben de hiç tasvip etmedim. Hocam isterseniz bir reklam arasına gidelim. Çünkü reklama az kaldı. Yeni bir konuya başlarsak bitiremeyeceğiz. Yarım kalacak. Reklamın hemen ardından madalyonun iki yüzü olacak. Bir hafta içerisinde yaşanan gerçekten çok güzel bir olayı tekrar gündeme getireceğim ben. İkincisi de futbol değil belki ama bir deplasmanda başımıza gelenlerle ilgili bir konuyu size aktaracağım ve yorumlarınızı alacağım. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Alanyum AVM'nin sunduğu spor ekranı reklamlardan sonra devam edecek. Marka değişikliği nedeniyle sağlıklı olan şeyden kaçırılmayacak fırsat. Tüm mobilyalarda maliyetine satışlarımız başlamıştır. Sadıloğlu AŞ çevre yolu üzeri Alanya AVM yanında. 65 yıldır Alanya'ya hizmet veren Kasapoğlu Kundura, 300 metrekare mağazasıyla ayakkabıda ünlü markaların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Sporda Kinetix, Slazenger, Scooter, Bayanda Divum, erkekte Nevzat Onay, çocuk ortopedide Todler ve Farelli, Polaris ve Muya, ayrıca King Paola klimalı ayakkabının tek adresi Kasapoğlu Kundura. Çanta, cüzdan, kemer gibi aksesuarları da bulabilirsiniz. Adres Şevket Tokuş Caddesi, telefon 512-7180. Başkent Üniversitesi Hastanesi bilgilendiriyor. Nefroloji bilim dalı iç hastalıkları bünyesinde böbrek hastalıkları üzerine uzmanlaşmış bir yan daldır. Yüksek tansiyon, vücutta şişlik,
böbrek bölgesinde ağrı, idrar renk ve kıvamındaki değişiklikler böbrek hastalıklarının genel bulguları olur. Bu bulgular ışığında tanı ve tedavi yöntemleri uzmanlaşmış birimler tarafından yapılmalıdır. Bu tedavi ve tanı yöntemleri nefroloji kliniğimizde tamamıyla gerçekleştirilmektedir. Tedavi amaçlı böbrek hastalıklarında ilaç tedavileri, diyaliz, çeşitli diyaliz yöntemleri ve böbrek nakli kullanılabilmektedir. 1970'ten günümüze kaliteli hizmet anlayışı ve leziz damak tatlarıyla Dim Çayada Piknik, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak fiyatları sizlere sunuyor. Zengin serpme kahvaltı, sınırsız çay ve meyve suyu yalnızca 17,5 lira. Yepyeni oyun salonumuzda çocuklarınız keyifle eğlenirken, siz de dostlarınızla dop dolu bir gün geçirmenin tadına varacaksınız. Güzel bir gün için, iyi bir başlangıç seçin. Dim Çayı Ada Piknik, motorcu Şevket ve Zeki Kıllı'nın yeri Dim Çayı'nda. Ev, iş yeri, otel, apart, kısacası tüm yaşam alanlarınızın mobilya ve dekorasyonunda uzman kadromuzla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Profesyonel makinalarda istediğiniz tüm tasarım ürünlerini hazırlıyor, en uygun fiyatlara sizlerle buluşturuyoruz. Kalitenin ekonomik adresi DekoStar Mobilya, Dim Çayı yolu üzerinde. Telefon 518 1844. Alodif 2014, 2. Alanya Otel, Restoran, Donanımları, iç ve Dış Mekan Ürünleri, Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri Fuarı 6-9 Mart tarihleri arasında Alanya Park Kestel'de. Fuarımıza tüm halkımız davetlidir. Bilgi için 0242-3210-210 afetfuarcılık.com. Relax Mod'dan dev kampanya, tüm ürünlerde bir alana bir bedava. Bu fırsat kaçmaz. Kadın, erkek, çocuk günün her saatine uygun yüzlerce alternatif. Hamile ve loğus ürünlerinde bir arada bulabileceğiniz Relax Mod'un kısa süren bu kampanyasından mutlaka yararlanın. Spor giyim hiç bu kadar şık olmadı. Relax Mod rahatlığın keşfi. Adres Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi No 7 Akbank üstünde. Relax Mod, yıllardır tanıdığınız Tamara Atlet güvencesiyle. Devlet, millet, tek bir yürek, bayrak, millet, mutlu dilek. Devlet, millet, tek bir yürek, bayrak, millet, mutlu dilek. Oteller, iş yerleri, siteler, tesisler, kamu kurum ve kuruluşlar, sahil, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri, konser ve organizasyonlarda Selçuklu Güvenlik Hizmetleri hep yanınızda. VIP koruma hizmeti de veren Selçuklu Güvenlik, Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi, İhsal Apartmanı kat 2'de. Telefon 512-6206. Çok yakında Alanya'da hizmetinizde. Adres Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi 22-A, Emin Tekstil yanında. Telefon 777-0508. Kebap deyince akla ilk gelen isim Öztürk Kolcuoğlu Alanya'da. En usta ellerden usta lezzetleri sizlerle buluşturan Öztürk Kolcuoğlu'nda kebap çeşitlerinin yanında birbirinden güzel mezeler ve tadına doyamayacağınız tatlıları tadabilir, güzel manzaramız ve sıcak atmosferimizde dostlarınızla keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Öztürk Kolcuoğlu, Keykubat Caddesi Çimen Oteli karşısında. Grup yemekleri ve rezervasyon için 513-22-21, 0544-303-0101.
Duvar kağıdı, laminant parke, lamine parke, masif parke, duvardan duvara halı çeşitleri, karo halı, cami halısı, PVC zemin kaplama. Unutmayın, tasarımdaki gizem ince ayrıntılarda gizlidir. Aldek, dekorasyon dünyasında tek. MZH İnşaat zamanında iş teslim güvencesi, profesyonel kadrosu ve seçkin referanslarıyla üst yapı hizmetlerinde profesyonel çözüm ortağınız. MZH İnşaat, Kadıpaşa Mahallesi, Su Gözü Caddesi, Berem Savaş Dispanseri yanında. Telefon 522-6168. Profesyonel ses, ışık ve görüntü sistemlerinde tek adresiniz Ölmez Elektronik. Konusunda deneyimi, zengin çeşitleri ve uzman kadrosuyla Akdeniz bölgesinde bir numara. Ses, ışık ve görüntü sistemlerinde arayıp da bulamadığınız her şeyi Ölmez Elektronik'te bulabilirsiniz. Ayrıca her türlü konser ve özel günlerinizde kiralık ses ve ışık sistemleriyle yanınızda olan Ölmez Elektronik, Hayat Hastanesi karşısında. Telefon 513-06-54. Ülkemizde geçen yıl yaşanan orman yangınlarının %92'si ne yazık ki insan kaynaklıdır. Unutmayın, orman yangınları tabiatı tehdit eden büyük bir felakettir. Bu felaketle mücadele için erken müdahale, erken müdahale için erken ihbar önemlidir. Orman yangınına seyirci kalmayın. Alo 177, orman yangını ihbar attı. Geçmişte kalan mutluluklarınızı geri getiremeyiz. Ama yenilerini ekleyebiliriz. Yeter ki bize ulaşın. Şiddete karşı birlikte olalım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Alanyum AVM'nin sunduğu spor ekranı devam ediyor. Evet değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Şimdi ekranlara bir haber getireceğim. Muhtemelen hafta içinde izlemiş de olabilirsiniz bu haberi. Ama ben bunu bir kez daha ekranlara taşımak istiyorum. Mersin İdman Yurdu'nda forma giyen Mustafa Aydın 2010 yılında Karşıyaka deplasmanında bir kaza geçirdi. Nişanlısını kaybetti. Arkasından kendisi de ağır yaralandı. Kısmen felç oldu vücudunun belli bölümleri. O dönemde, geçmiş dönemde onunla birlikte forma giyen bazı arkadaşları da Alanyaspor'da şu anda top oynuyor. Ve Mustafa Altınordu Alanya maçında Alanyaspor'a soyunma odasına bir kaset gönderdi. Bir mesaj gönderdi. Duygu dolu anlar yaşandı. Arkasından o arkadaşları Mustafa'ya sahip çıkarak, destek olarak onu Alanyaspor tesislerine getirdi. Alanyaspor yönetimi de gerçekten bu konuda müthiş bir hoşgörü göstererek, müthiş bir destek göstererek kendisini kulüplerde misafir etti. Halen de ediyor. Mustafa'ya antrenman malzemeleri verildi. Antrenmanlara çıkıyor. Fizik tedavisi görüyor. Ve Alanyaspor'da hiç forma giymemesine rağmen manevi olarak Alanyaspor'a transfer edildi. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz. PTT 1. Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'nda forma giydiği dönemde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan futbolcu Mustafa Aydın, Alanyaspor tesislerine konuk oldu. Geçmişte bir arada oynadığı Süleyman ve Timuçin'in davetiyle tesislere gelen oyuncu moral buldu.
Zimbitlik Cengiz Aydoğan tesislerinde konaklayan Mustafa Aydın antrenman kıyafetleriyle çalışmaları izledi. Takımla birlikte antrenmanlara katılan oyuncu egzersiz yaptı. Genç futbolcu için manevi transfer töreni de gerçekleştirildi. Kahya Otelleri baş aşçısı Volkan Çalan tesislere Alanyaspor pastasıyla gelerek sürpriz yaptı. Pasta Mustafa Aydın'ın manevi transfer pastası olarak kesildi. Pastayı kes, ne zaman kesiyorsun? Samimi görüntülerin oluştuğu etkinlikte spor kulüplerine ve antrenörlere örnek olan davranışla ilgili açıklama yapan takım kaptanlarından Süleyman Varlık, eski takım arkadaşları Mustafa'yı kulüpte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Varlık, Mustafa talihsiz bir olay yaşadı ancak biz onun sonuna kadar arkasında olacağız. Umuyoruz ki sağlığına kavuşup tekrar yeşil sahalara dönecektir. Bu davranışın tüm spor camiasına örnek olmasını diliyorum dedi. Valla bu Mustafa için güzel bir duygu, bizler için de güzel bir duygu. Tekrardan Mustafa'yı bu halde görmek ve eski halinde hani ben karşılaştığım için Mustafa tekrardan hayata dönmüş, tekrardan ayaklanmış bir durumda. Bu bizler için çok büyük moral kaynağı, ailesi için, kendisi için. Mustafa inşallah eski salonuna kavuşacak. İnşallah bu çimin kokusunu tekrardan almaya başlayacak. Onunla kadar, onun da o anına kadar hepimiz arkasında olacağımızı bilmesini istiyoruz. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza bu konuda bu olanağı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz biz futbolcular olarak. 2010 yılında yaşadığı olay nedeniyle kısmen felçli kalan talihsiz futbolcuysa konuşmakta zorluk çekti. Mustafa Aydın bir an önce iyileşmek istiyorum dedi. İnşallah salonuna tekrardan kavuşup bir an önce futbol oynamak istiyorum. Konuşamıyorum. Fazla olaydan teşekkür ederim. Mustafa Aydın'la birlikte açıklama yapan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Spor'da forma giymemesine rağmen Mustafa bizim de evladımız. Ona her zaman sahip çıkacağız diye konuştu. Mustafa kardeşimiz bizim Alanya Spor'da misafirimiz, kardeşimiz. Biliyorsunuz Mustafa'nın bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleyi, önceki kaza olaylarına birçok futbol sever biliyoruz zaten. Tabii Mustafa azmiyle, hırsıyla inşallah yine amacına ulaşacaktır kardeşimiz oldu. Mustafa'yı Alanyaspor camiasında, Alanyaspor kulübümüzden misafir etmekten, aramızda olmasından onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Biz Mustafa gibi kardeşlerimize her zaman kapımız açık. Biz de kaptan da söylediği gibi Süleyman'ın, biz de Mustafa'nın her konuda kulüp olarak, yönetim olarak yanındayız, destekçisiyiz. Bizim de Alanyaspor camiası olarak üzerimizde ne düşünüyoruz her zaman Mustafa için yapar. Mustafa bizim manevi transferimiz. Kendisine bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum kardeşimle. Sonsuz teşekkür ediyorum burada olan başkanıma, hocalarımız. Şananlar böyleydi. Hocam çok fazla söze de gerek bırakmadı aslında görüntüler. Neler söyleyeceksiniz? Bunların yaşanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuyu bitirdiğimizde bir de madalyonun öbür yüzüyle ilgili bir olay anlatacağım size. Ama önce bu konuyu değerlendirmek istiyorum. Siz de sanırım bayağı duygulandınız. Neler söylemek istersiniz hocam? Evet. Öncelikle bunu düşünen, düşünce olarak ve hayata geçiren işte futbolcularımızdan Süleyman ve Timuçin ne kadar önemli bir davranış sergilediklerini bilmiyorum farkındalar mı? Bu hem kendi takımına hem de Türkiye'deki tüm sporculara örnek olabilecek, örnek gösterilebilecek büyük bir davranış, büyük bir erdem, olgunluk. Çünkü hayat öyle bir şey ki bir adım sonranız, 5 dakika sonranız belli değil. Hepimizin başına her an her şeyin gelebileceği bir yaşamın içerisindeyiz. Bu talihsizlik gibi görünen durum sevgili kardeşimiz Mustafa Aydın'ın başına geldi. Ama hayat öyle bir şey ki o an itibaren bitmiyor. İşte hayata tutunmak, yeniden sarılmak, hayatın önünde kalan yıllarını yeniden yaşayabilmek için hayata tutunmak gerekiyor. İşte burada yalnız başına olmuyor. İşte çevrenizle, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla. İşte insanlar... Arkadaş çevresi var ise yaşamda varsınız zor günlerinizde. Bu duyarlılığı göstermiş olan sporcularımızı tebrik ediyorum. Başta başkanımız Sayın Çavuşoğlu'na, yönetim kuruluna, teknik heyete,
bu davranışa destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ben bir vatandaş olarak öncelikle. Bunun aslında bilmiyorum ulusal kanallarda bu yer buldu mu? Aslında o kadar büyük bir davranış ki bu büyük bir erdem. Bunun mutlaka Türkiye'de özellikle buna o kadar çok ihtiyacımızın olduğu bir zamanda yaşıyoruz ki şu anda. Bu bence ulusal basında çok ciddi bir yer bulması gereken bir davranış biçimi. Ve ben inanıyorum ki Mustafa'nın bu ona sağlanmış olan manevi güç, psikolojik destek, onu tekrar çok kısa süre içerisinde bu süreci çok çabuk atlatıp yeniden sağlığına kavuşacağına ben eminim. Çünkü onda o gözlerinde o isteği, hırsı, mücadele azmini gördüm. İnşallah diyoruz. Alanyaspor PTT birincilik kadrosunda yer alır. Biliyorum çok çabuk sağlığına kavuşur. Ve bundan da son derece eminim. Çünkü o mücadele azmini gözlerinde gördüm. Yüreğinde onu hissettim. Var o. İnşallah çok çabuk sağlığına kavuşur. Ve bu duyarlılığı gösteren takımımıza da bizim takım Alanya Spor Kulübü'nün formasını giymemiş olmasına rağmen bunu değerlendirip manevi transferimiz diyecek kadar önemli bir cümleyi sarf edebilmesi başkanın çok değerli olduğunu, herkese örnek olması gerektiğini, bütün camialara örnek olması gerektiğini, ahde vefanın ne kadar önemli bir duygu olduğunu, aslında sıradan bir cümle olmadığını, çok önemli olduğunu, ister sizin takımınızda oynasın ya da oynamasın, işte futbolun içerisinde işte sizin bir evladınızmış gibi var olabileceğini gördünüz. Ne kadar büyük bir davranış olduğunu belki kelimeleri bir araya getirseniz bunu izah edemez. Hocam ben şöyle bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Sezon başında Alanyaspor yönetiminin karakterli oyuncuları seçtik derken aslında çok daha yanılmadığını gördük. Çünkü takım içerisinde orada görüntüler de yok ama öyle bir durumdaydı ki Mustafa. Hiç kimse ona durumunu hissettirmemeye çalışıyordu. Şakalaşıyorlardı işte. Yani herkes sanki 40 yıldır Mustafa ile aynı takımdaymış gibi. Sadece Timuçin, Süleyman değil. Tüm teknik heyet, tüm futbolcular. Yani takımın bir parçası muamelesi yaptılar ona. Maça geldi işte yanında futbolcu arkadaşlarıyla birlikte. Yani bu da Alanyasporlu futbolcuların gerçekten karakterli insanlardan seçildiğini bence gösterdi diye düşünüyorum. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum hocam. Bu tarz olayların akılda kalıcı, mesela ne kadar az yaşanıyor ki. Ben buna benzer bir olay 2006'da yanlış hatırlıyorum. Meduna vardı. Vestel Manisa Spor'du o zamanki adı. Mihail Meduna. Ve Galatasaray maçında kalp krizi geçirmişti, hatırlarsınız hocam. Hatta maçlar Ağustos'ta oynansın mı oynanmasın mı gibi bir olayı da beraberinde getirmişti. Futbol oynayamayacağı açıklandı. Ve Manisa Spor Meduna'ya 3 yıllık sözleşmesindeki bütün alacaklarını vererek ona da Çek Cumhuriyeti'nde Slovakya'da kocaman bir Vestel mağazası açarak destek oldu. Yani normalde hani birinci yılıydı sözleşmesinin ve 3 yıllık sözleşmesindeki bütün parasını verdiler. Bu aklımda kalan bir örnektir. Bir de Fevzi'nin için Numan'ın başlattığı kampanya. Aslında bunların bu kadar akılda kalmasının sebebi az olmasından kaynaklanıyor bence. Yani neden bu kadar az bu örnekler? Bence bunu oturup konuşmamız gerekiyor. Yani çünkü ben eminim ki binlerce lisanslı sporcu var ve bu binlerce lisanslı sporcu arasında başına olumsuzluk gelen belki yüzlercesi var. Ama evet, biz 3-4 tanesini hatırlayabiliyoruz hocam. Evet, maalesef
bu konuda yani hem spor camiasında hem de toplumumuzdaki duyarsızlıklar has safhada. Maalesef toplum olarak duyarsızlaştırılmaya doğru hızlı adımlarla devam ediyoruz. Duyarsız toplumların büyüyebileceğini, gelişebileceğini, hatta var olabileceğini asla inanmıyorum. Çünkü yaşamda her şeyin var olduğunu, var olabileceğini, bugün sanaysa yarın bana olabileceğini düşünmek zorundayız. Kendi işlerini halledebilen, bir başkasının işine engel olarak kendi işini halletmek bu ülkede prim yapmamalı. Herkes karşısındaki insana saygı duymayı öğrenmeli. Sevmeyi öğrenmeliyiz. Birbirimize saygı duymayı öğrenmeliyiz. Toplum içerisinde saygıyı ve sevgiyi inşa edecek en önemli unsurlardan bir tanesi de işte spor kulüpleri. Spor kulüplerinin evet bir yarışmacı kimliği var. Belli bir amacı var. Ama perde arkasındaki görünmeyen hedefleri ve amaçlarından bir tanesi de toplum içerisindeki sevgiyi, birlikteliği, bir araya gelmeyi, aynı düşünce ve duyguda birleşmeyi sağlayabilmek, topluma örnek olabilmeyi gösterebilmek. Nasıl? İşte kulübümüzün, Alanya Spor'un Mustafa Aydın'la ilgili olmuş, yapmış olduğu bu davranışın ne kadar bence çok değerli bir davranış olduğunu, yani biraz önce söylediğim gibi kelimeleri bir araya getirseniz yine bunu karşılığını vermez. Hocam, şimdi bu güzel görüntülerin arkasından hani dediniz ya, yarışmacı olmak insanlığı kaybettirmemeli. Şimdi ben bu hafta Alanya Hamdullah Yenipaşa Üniversitesi kadın basketbol takımıyla birlikte İzmir'deydim. Hocam onlar da gerçekten müthiş bir mücadele içerisindeler. Hiçbir beklenti yokken 11 maçta aldıkları 9 galibiyetle gerçekten olağanüstü bir başarıyla playoff'a kalmayı başardılar. Playoff'ta da F grubunun ilk maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştılar. Stada gittik hocam. Gerçekten çok güzel bir salonları var. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten güzel bir stadı var. Hani benim bile çıkıp oynayasım geldi, öyle söyleyeyim. Ama işte olay güzel stat yapmakla, takım kurmakla olmadığını ben biraz orada gördüm. Hocam o öyle bir bilenmişler ki, biz burada onları klasman grubunda yenmiştik 2 sayı farkla. Çok aşırı bilenmişler. Antrenörleri dahil psikolojik baskı oluşturmaya çalıştı. Örneğin ben oraya çekim için gittiğimde bana birisi şunu sordu. Federasyon için mi çekiyorsunuz dedi. Ben de hayır, Antalya'dan geldik, Alanya televizyonu için çekiyorum dedim. Ve zorunlu olmasına rağmen bana wireless şifresini vermediler. Görüntü geçmemem için. Sonra ben federasyona şikayet ederim falan deyince verdiler. Oyuncular, bizim oyunculara karşı sözlü bazı şeylerde bulundular. Takıma su, yani kenara su bile gönderilmesinde problem oldu. Antrenörleri sanki savaşa çıkar gibi bir havayla, işte parçalayacağız, şunu yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi bir havayla sahadaydı. Antrenör zaten, hani bir deyimimiz var, imam muhabbeti. Zaten antrenör öyle davranınca sporcuları siz tahmin edin. Yani psikolojik baskı altına neler yapılması gerekiyorsa, yasak olmasına rağmen basket attıklarında anonslarda sporcu ismi de söylemiyorlar. Güm diye bağıran bir karaktersiz insan orada. Hani spor adına olamayacak her şey oradaydı. Berbat yöneten bir hakem. 2 defa, 3 defa
saniye sıfırladılar hocam top potaya çarpmadan. Yani böyle bir maçın içerisinden çıktı bizim takım, buraya kadar geldik. Spor, skor, maç hepsi bir kenara da hocam. Spor müsabakalarını böyle savaşa çevirmek, sanki iller arasında bir savaşa çevirmek, özellikle de bunu yapan, yıllarını spora vermiş antrenörler olunca benim gerçekten sinirlerim çok bozuluyor. Şimdi bir bu görüntüleri izliyoruz. Bunu yapan insanları izliyoruz. Bir onu yapan insanları izliyoruz. Alanya'da biz daha ne bir spor müsabakasında, özellikle basketle salonda, ne kimseye küfür etmişizdir. Ne olumsuz bir harekette bulunmuşuzdur. Basketbol Federasyonu'nda da sıkıntı var hocam. Sahada gözlemci adına hiçbir şey yok. Saha komiseri var. Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Saha komiseri dediğiniz adamın işi ne belli değil. Orada saha komiserliği yapıyor. Haftada bir gün ek gelir olsun diye. Ve bu insanlar bütün sezonluk emeklerini oraya götürüyorlar. Yani bu gerçekten iğrenç bir durumdan çıktık geldik. Belki branşınız değil ama spor ortak bir dildir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir antrenörün savaşa çıkar gibi oyuncularını sahaya çıkarması, işte vurun, kırın, parçalayın gibi kelimeler etmesi. Sizce nasıl hareketler bunlar hocam? İyi olmadığı kesin. Orası kesin. Evet, şimdi biraz önce konuşmamızın içerisinde Mustafa Aydın'la ilgili konuşurken toplumumuzun farklı bir yöne doğru yönlendiği, artık duyguda, düşüncede, algıda ve harekete geçmede farklılaştığını gözlemliyoruz. Artık değerlerin yok olduğunu görmekteyiz. Gittiğinizde soyunma odalarında deplasmana gelen takım için ne yazar? Misafir takım yazar, değil mi? Misafir bizim toplumumuz için ne demektir, ne anlama gelir? Bizim evimize gelen insan, misafir insan, onun artık bütün sorumluluğu bize aittir, değil mi? Onun başına gelebilecek en önemli küçücük bir olumsuzluklar size yapılmış sayılacaktır. Bizim toplumumuzdaki değer yargısı buydu. Şimdi bu değer yargısından nereden nereye geldik? Nasıl yozlaştığımızın bir ortaya çıkan resmidir aslında. Kazanmak için her yol mübah anlayışının yerleştirildiği ve toplumumuzun üzerinde bir kıyafet bulduğu, biçimlendiği bir düşünce şekli oldu artık. Siz sahada mücadelenizi tabii ki yapacaksınız. Oyun kuralları içerisinde, oyunun başlangıcından bitiş anına kadar tabii ki son derece zorlu bir mücadeleyi ortaya koyacaksınız. Ama bu mücadeleniz fair play ruhu ve fair play kuralları içerisinde, oyun kuralları içerisinde olmak zorundadır. Bu hangi spor branşı olursa olsun. Bunun dışına çıkılamaz. Siz büyük bir tesis yapabilirsiniz. Önünüze büyük hedefler koyabilirsiniz. Ama bu hedefe, önünüze koymuş olduğunuz hedefe ulaşmak için her yol mübah değildir. Siz spor ruhunu, fair play ruhunun dışında davranış biçimi sergileyemezsiniz. Kuralların dışında bir davranış biçimi gösteremezsiniz. Ve o takımda yetişen genç oyuncuların nasıl bir psikolojiyle şimdi yetiştiğini de ben bunun anlayamıyorum. Bu tür davranışların ortaya çıkmasının sebebi asla sporcular değildir. Bir, yönetenler. İki, teknik heyettir. Onların psikolojileri ve davranış biçimleri, düşünceleri oyunculara yansıyacaktır. Siz fair play ruhunu önde tutan bir kulüp olun. Siz yalnızca emeğinizle ve mücadelenizle kazanmayı kendinize bir rehber edinin. Oyuncunuz buna
Bunun dışında davranış biçimi gösteremez zaten. Ama siz haksız, adaletsiz kazancı önünüze rehber edinin, oyuncunuz da buna karşılık verecektir. Ben oyunculara asla kızmıyorum. Bu tür konularda davranış biçimlerini tayin edecek olan insanlar yöneticilerdir ve teknik heyetlerdir. Üzgünüm, bu Türk sporu adına bu tür davranışlara takımımızın maruz kalması son derece, bu hangi takım olursa olsun, ister bizim takımımız olsun, ister başka bir takım olsun, bu tür davranışlara, bu tür uygulamalara maruz kalıyor ise yazıklar olsun. Ülke sporumuzun nereye geldiğini, nereye doğru götürüldüğünü veya götürülmek istendiğini maalesef önümüze acı bir tablo olarak karşımıza çıkartıyorlar. Hocam, umuyoruz ki daha bilinçli, daha karakterli insanlar diğer bu tarz kişileri bastıracaktır ve gelecekte daha... Yarışmacılık demek birilerinin hakkını gasp ederek elde edilemez. Yarışmacılık, siz tüm çalışmalarınızı oyun kuralları ve fair play kuralları ruhu içerisinde elde etmek zorundasınız. Yarışmacılık budur. Siz hak ediyorsanız var olacaksınız, şampiyon olacaksınız. Hak etmiyorsanız olmayacaksınız. Hak ediyorsanız ligde kalacaksınız, hak etmiyorsanız küme düşeceksiniz. Bu olgunluğa ve bu erdeme hepimiz sahip olmak zorundayız. Demek ki biz bir şeylere eksik yaptık. Ki küme düşme potasına geldik ve küme düşüyoruz. Ya da bir şeyleri eksik yaptık ki biz birinci bitiremedik. Siz kulüp olarak bunun resmini iyi çekip, büyük resmi ortaya koyarak bir sonraki yıla doğru hamlelerle devam etmelisiniz. Bu tür davranışlarla asla bir yere varma şansımız yok. Hangi spor branşında olursa olsun. Hocam, sözün sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş Alanyaspor'a tekrar dönelim. Hocam, Alanyaspor haftaya pazar deplasmanına gidecek. Kolay gibi görünen zor bir rakiple oynayacak. Özellikle ben hava şartlarından dolayı biraz sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Arkasından bu hafta içi de maçlar oynanacak. Çarşamba günü Bayrampaşa Alanya'ya gelecek. Neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi önümüzde bizimle yarışan 3 takımın önünde 3 tane 3 zorlu müsabaka var. 3 haftalık bir periyot var. Bu 3 maçlık periyot. Şimdi birinci hafta, bu hafta Altınordu İskenderun Demirçelik'le kendi sahasında oynayacak. Ankara Gücü Nazilli deplasmanında oynayacak. Altınordu ikinci hafta İzmir'de Altay'la oynayacak. Yine 23. hafta Ankara Gücü Ankara'da Buksaç'ta oynayacak. Ve 24. hafta Altınordu Ankara Gücü oynayacak. İşte kader maçı. Burası, şu 3 haftalık periyot çok önemli. Bizim bu 3. müsabakanın sonucunda lider olma şansını yakalayabilecek duruma geleceğimizi düşünüyorum. Ama biz önümüzdeki bu 3 maçı da kazanmak zorundayız. Bu pazar maçı. Bayrampaşa maçı. Evet. Pazar, Bayrampaşa ve Tepecik maçı. Bu 3. maçın sonucunda bizim lider olma şansımız var. Büyük olasılıkla bu 2 takımda berabere kalma olasılığı yüksek bir maç olarak görüyorum. Ben Ankara Gücü'nün Nazilli deplasmanından da çok kolay bir galibiyet alamayacağını düşünüyorum hocam. Nazilli çok oyuncu kaybetti ama... En kötüyü düşünerek, yani aldığını düşünerek bu 3. maça sonuçta 3. maça kadar herkes kazanarak geldiğini hesap edelim. Bu
Altınordu Ankaragücü maçında bizim de Tepecik deplasmanında olduğumuz maç bize lider olma şansını tanıyabilecek bir hafta olarak düşünüyorum. Ve ondan sonra da bu liderliği devam ettirebileceğimizi önümüzdeki fikstür de buna müsait olduğunu düşünüyorum. Bu biz bir de Bandırma ve Of'la aynı ard arda kendi işte sahamızda oynayacağız. Bu fikstür avantajı. Şu anki ilk yarı fikstür dezavantajı, ikinci yarıda avantaj olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunu da değerlendirmek yine bizim elimizde. Ama şu 3 maçlık periyodu 3'te 3 yaparak devam etmek durumundayız. Bu 3. maçın sonucunda da lider olma şansımızın son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Hocam bu arada Koray da Ankara'da tedavisini tamamladı bu akşam saatlerinde. Koray'ın ne sakatlığı geldi. Hocam beliyle ilgili bir problemi vardı. O penaltı pozisyonunda üstüne evet. yüklendiğinde Buksaş maçındaki. Bugün ilçeye geldi hocam. Ama durumu tabii Pazarspor maçı için net değil ama Koray gibi bir oyuncunun mutlaka takımda bulunması gerektiğini düşünenlerden biri olarak gelmesine oldukça sevindim. Yani bu bütün oyuncularımıza takımımızın ihtiyacı var. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar bu yarışın içerisinde var olduğumuz süre içerisinde bütün oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde cezasız kadronun içerisinde maç oynayacak durumda olması son derece bizim gücümüzü ortaya koyacaktır. Bize güç katacaktır. Hocam Karadeniz ve çevresindeki bölgelerdeki deplasmanlar gerçekten çok zorlu geçer. Hani sıralamadaki yere bakıp taraftarların çantada keklik olarak düşünmemesi gereken bir maç. Pazarspor maçı gerçekten zor geçeceğini düşünüyorum ben. Bir kere sert geçecek hocam. Bunu buradan altını çizmek yani istiyorum. Artık bundan sonra normal bir müsabaka. Yani ama artık 3 puan önemli hocam. Hani güzel şey olmaz. Güzel futbol. Hayır bak şimdi. Güzel futbol diye yani bu düşünce şu anda yok. Böyle bir şey yok. Şu anda önemli olan takımın kazanarak gelmesi. Kazanabilecek davranışları ortaya koyması. Ama Alanya Spor kalitesi anlamında bak ikinci yarı özellikle gördüğüm ekranda gördüğüm bu özetlerde göstermiş olduğum pozisyonlar orta sahayı ne kadar güzel paslarla geçtiğimizi yani eğer bunu yaptığımız süre içerisinde orta sahada pas trafiğini yönettiğin zaman orta sahayı üçgenlerle, paslarla, dribliklerle, duvar paslarıyla kat ettiğin zaman siz rakibin orta sahasını ve forvet hattını topun arkasında bırakmış olacaksınız. Siz rakip savunmayla karşı karşıyasınız. Düşünsenize yani ve bununla beraber ürettiğiniz pozisyonlara bak. Ve bunu da yapabilecek kapasitemiz de var. Oyuncularımız da bu konuda son derece yetenekli oyuncular. Hocam bir de ben zaten hani atakların bazıları o görüntülerde diyor. İkinci yarı özellikle 60. dakikadan sonra maçın büyük bölümünü Kızılcahamam yarı sahasında oynadığımızı söyleyebilirim. Hani skora hiç bakmadan önde basan bir takımımız vardı hocam. Ben hani gerçekten o yönde çok zevk aldım diyebilirim. Ben Pazarspor müsabakasında pas trafiğini iyi yönettiğimiz sürece uzun toplardan daha çok yani 40 metrelik 50 metrelik uzun toplar nokta atışlar yerine orta sahayı elinizde bulundurarak pas yaparak dik paslarla, dripliklerle, duvar paslarıyla orta sahayı geçtiğiniz zaman rakibinize çok ciddi üstünlükler sağlayacaksınız. Bunu da futbolcularımızın kalitesi bunu yapabilecek güçte olduğunu her zaman söylüyorum. Bizim takımın kalitesi ligin üzerinde bir kalite oranına sahip diye düşünüyorum. Evet hocam. Teşekkür ettim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sözün sonuna geldik. Sözün sonu bu hafta evet gerçekten çok zorlu bir maç geçecek. Ve bundan sonra konuşacakları bütün müsabakalar zor geçecek. Temennim, dileğim düşüncede asla geriye düşmeden hep arzulayan, isteyen bir takım olmak. Pazarda geriye de düşebiliriz. Bakın
bunu dipnot olarak söyleyeyim. Oyun içerisinde geriye de düşebiliriz. Bu asla oyunun sonucunu göstermeyecektir. Biz yine aynı şekilde değerimizden hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz gibi değerimize daha çok değer katacaktır. Bu değerimiz de oyunun sonucunu bizim lehimize çevirecektir. Hep arayan, isteyen, arzulayan ve oyun kalitesinden taviz vermeyen takım olduğumuzda pazar gibi zor bir deplasmanı da kazanarak döneceğimizden son derece eminim. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum. Diliyorum kazanan taraf olarak ben şehrimize diyorum. Şehrimize dönerler. Kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Katılımınızdan ve değerli yorumlarınızdan dolayı. Evet değerli izleyenler, bir spor ekranının daha sonuna geldik. Alanyaspor'u konuştuk. Futbolda ve spor camiasında yaşanan güzel olayları ve olumsuz olayları konuştuk. Bir haftayı daha geride bıraktık. Önümüzdeki hafta Alanyaspor Pazarspor maçının ardından tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alanyum AVM spor ekranını sundu.